Haberler.com'da sizlerle beraber olmanın bu haftada mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bildiğiniz gibi her pazartesi Haber Bahane Söyleşi serimizde ekranlardan tanıdığınız, sevdiğiniz ve çok inandığınız isimleri evlerinize misafir ediyoruz. O bir yarışma programıyla hayatımıza girdi. Ondan sonrasında altyapısıyla, eğitimiyle, ailesiyle, yetenekleriyle aldı yürüdü. Sunucu oldu, oyunculuk yaptı vesaire ve gönüllere taht kurdu. O yarışmayı da gitgide unutturdu. Türkiye'nin Kim Kardashian'ı deniyor kendisine ama yüz güzelliğiyle Kim Kardashian deniyor. Kimden bahsediyorum tabii ki anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Didem Delen, o çok fazla konuşmadı. Biz onu bu masada konuşturacağız. Bakalım bilinmeyenlerin de namı diğer Didi'nin neleri var? Hep birlikte bakacağız Haber Bahane ile. Kaldığımız yerden Didem Delen'le devam ediyoruz. Didem hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi baktığım zaman haberlere vesaire falan filan hep böyle bir dönem 5 satır, 6 satır malzeme materyali var. Ancak bir altyapı olarak senin çok dolu olduğunu biliyorum. Biraz bir yokladım seni, hani böyle bir acıklı vesaire falan filan, bir çocukluk, bir travma vesaire falan filan var mı? Aslında her şey süt liman. Evet. Ama yine usuldür soracağım, nasıl bir çocuk getirdin, mutlu muydun, aileyle ilişkilerin nasıldı? Bize biraz Didem'i anlatsana. Mutlu bir çocuktum aslında. Yani biraz böyle huysuz taraflarım vardı. Aileye de öyle bir drama çizen bir ailem yok, açık konuşmak gerekirse. Hani öyle bir hikayem yok. Ama daha çok iyi yetiştirilmeye çalışılan iki kız kardeş olarak büyüdük. Yani anne de baba da çok üstümüze titredi. Ama güzel bir çocukluk geçirdim diye düşünüyorum. En azından çocukluğumu doya doya yaşadığım dönemlerim oldu. Yani şimdilerde o yaşanamayan o evreler var ya, biz onları çok tadında yaşadık ve çok keyif aldığım arkadaşlarım, dostluklarım, mahallede sokak oyunları oynadığım bir çocukluğum oldu yani. O yüzden belki dostluk kavramı, arkadaşlık kavramı, aileye olan saygı çok farklı işledi bizde. Kurallı, kaideli, her şeyi yaşadığım, evet, özümsediğim bir... Akşam ezanıyla eve geleceksin çocuğum şeklinde bir durumum vardı yani. Hani aile öyle uygun görüyordu. Hı. Biz de hiç saygısızlık etmedik annemize, babamıza. Halkla ilişkiler falan okudun, doğru mu? Yok, sinema televizyon okudum. Sinema televizyon mu okudun? Halkla ilişkiler o meselesi de başka bir konudan geliyor. Bir programa katılmıştım, belki ilerleyen zamanda konuşacağız onda. Orada televizyoncu olduğumu söyleyemiyordum. Çünkü bu ünlü olmaya mı gelmiş, imajı çizmemem gerektiği için. Prodüksiyon benden hani bir şey salla, başka bir şey söyle gibi bir şey dedi ve öyle söylemiştim. İnternete o şekilde düşmüştüm. Aslında alaylı bir televizyoncusun evet, yani. Evet, sinema televizyon mezunuyum. Radyoyla başladım ilk etapta. Sonra işte yüzün de güzel, aslında hiç fena olmaz, hani programını kendin de sunabilirsin dediler. Ekran önüne aldılar beni, orada devam ettim. Her sonra şey yarışmadan sonra mı oldu? Aslında yarışmadan önce de oldu da bizim saklamanız gerekiyordu. Hayır ya, bilen ve hatta izleyici olan insanlar bana yazdı, işte biz seni bu programda izlemiştik, ne kadar değişmişsin falan yazan böyle 5-6 kişi oldu. Ama şöyle oluyor, hani işleri yapıyorsun ama bir tanesi üstüne çok yapışıyor. Ve o üstüne böyle yapışık olarak kalıyor hani. Rollerde de öyledir mesela. Oyuncular sayısız tiyatro oyunu ve dizide oynarlar ama bir tane rol üstüne yapışır, seni öyle seslenirler sokakta sana, o karakterine seslenirler. Bundan rahatsız mısın peki? Rahatsızım evet. Çünkü ben ondan çok daha fazlasıyım. Evet, bu ben kısmetse olur Didem'den fazlasıyım zaten. Fazlası olduğum için zaten orada... Kısmetse oluyor muyum? Bayağı problem yaşadım. Kısmetse olmuyor hiçbir şey. Formatına da o da olmuyor yani. Çok konuşuldu o format, sonra da öyle bir havada kaldı, bir yok oldu, bu var oldu, bu gitti. Yani şimdi sonucu aslında, oldu mu o işin, olmadı değil mi? Bir anda çok, bir karambole geldiniz siz. Çok güzel bir formattı. Neden? Çok düşük bütçeyle, çok ciddi bir izleyiciye sahip. Gözümle gördüm bu arada, günde 6-7 bin başvuru vardı. Günde 6-7 bin arası başvuru demek çok ciddi bir rakam. Ve hani her zaman reytingde ilk 5'te olan bir format. O zaman bir anda takipçiler hepimizin arttı. 1,5 milyon takipçiler, 2 milyon takipçiler, reklamlar, gelirler, her şey çok ayrı bir dünyaydı bizim için. Çok da basit bir format yani. 8 kadın, 8 erkek farklı evlerdeler.
biri bizi gözetliyor gibi aslında. Ama flörtler var. Ama nasıl flörtler? Alakasız insanları meç ediyorlar. Yani, onlar mı meç ediyordu, siz mi duygusal anlamda yakışıyordunuz? Yani, herhalde onlar meç ediyor. Tabii ki. O zaman şimdi televizyonda yapılan hiçbir işte kurgu yoktur diyemeyiz. Çünkü izleyici çekmek için bu işler yapılıyor. Sendeki yani izleyicinin bir duygusunu harekete geçirmeli izlediği şey ki kadın bulaşığı yıkarken bulaşığı bıraksın izlesin. Ya da bir öğrencinin ilgisini çeksin. Ya da aşkı bekleyen bir kadın oradaki yani aşkı izlesin. Şimdi o format yok, o yapımcılar şu an medyada aktif değiller vesaire evet, falan filan. Sormak istiyorum burada, cast mıydınız? Yapımcı benim arkadaşımdı evet. Ben de o zaman bir kanalda çalışıyordum, ayrılmıştım. Kanalın bütün çalışanları, hatta kanal sonra kapandı falan. O dönem işsiz kalmıştım. Sonra yapımcıyla da biz bir yerde karşılaştık. Sonra ben de ayaküstü konuşunca hani şimdi ne yapıyorsun, bir proje var mı, bir yerle görüşüyor musun deyince ben de dedim ki böyle böyle hani görüşmelerim var ama ne olur bilmem. Bizim dedi yaptığımız iki tane format var TV'de. Ben de gündüz hiç televizyon izlemem. Yani hani bu işi yapıyorum ama izleyecek şey çok fazla bulamıyorum. Kendi seyir zevkime göre. Bu benim kendi düşüncem tabii. Sonra dedi ki bir stil yarışması var. Bir de kısmetse olur diye iki tane formatımız var. Şeyi de Nur Yerlitaş'tan falan biliyorum. Hani o zaman videolar çok yayıldı o stil yarışmasını. Öbürü formatı hiç bilmiyorum. Dedim ki ne yapılıyor mesela işte kızlar var erkekler var dedi. Hani mesela seni tutuyorsa insanlar sana oy gönderiyor. Seni destekliyor falan. Aa ne güzel bir şeymiş dedim. Yani hani bu güzel bir şey. Hani bilinirliği arttırmak için, iş alabilmem için benim için değişik olur. İçine girince öğrendim. Bu kadar teferruatlı bir şey olduğunu. Çünkü bana söylenen çok farklıydı. İzlemeden de girdim tabii. Yani şunu söyleyeceksin, bunu söyleyeceksin diyorlardı. Bir de ben tartışabilen bir kadınım. Çünkü tartışmak hayatın içinde onu net olabilir. Onu net biliyorum evet, ya. Ama tartışmamın hep bir haddi vardır ya. Çünkü o atışmayı severim evet. Çünkü güzel bir enerji doğurabilir o. Ama doğru tartışırsam, küfürle, onunla bununla falan değil. Yani... O formatta hani şunu fark etti yapımcı, sen doğruları pat pat konuşabilen bir kadınsın. Senin gibi çok kadın var. Sen onları temsil edebilirsin. Beni izlerken şunu yazıyorlardı izleyiciler genelde. Ben ne söyleyeceksem sen, hani o saniye sen onu söylüyorsun. Yani sanki yani benim ruh sen, eşimsin. Yani sen, bir şey söyleyeceğim, bir dakika şunu anlamam lazım. Sen bu yarışmaya... Tamam deyip evet. Girdiğinde o evin içine girene kadar o yarışmadan medeni halinin değişerek çıkacağını bilmiyor muydun? Yok ya ben öyle evli yani formatı da olmayacağını biliyordum tabii ki. Evlenmeyeceğini biliyordum tabii ki. Peki yaşanan onca kavga, dökülen gözyaşları, yaşanan aşk, insanların işte bastıkları oylar bilmem neler falan filan hepsi bir kurgu muydu yani? İnsanların bastıkları oylara sonsuz saygım var çünkü insanların bastıkları oylar o an hissettikleri duyguya bana beni sevdikleri için ya da diğer kişiyi. Ama sen o evde kal diye, gitme diye, ayrılmayın diye. Görmek istiyorlar evet ama her ilişki evlilikle sonuçlanmayacağı gibi öyle bir formatta o kadar insanın gözü önünde yaşanan bir şey zaten mümkün değil devam etmesi ya. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes eleştiriyor. Yani böyle bir şeyde mutlu olmak söz konusu olabilir mi? Kaldı ki o bir format, oraya giren herkes zaten farklı amaçlar için orada var olanlar. Kimi takipçi yapmaya geliyor, kimi tanınsın, şöhretli olsun diye gelmiş. Senin amacın ünlenmek, tanınmak mıydı? Ben bir proje yapmak istiyordum fakat ben haber kanalında daha önce çalıştığım için ben eğlence format, başka biraz kadın kuşağına geçmek istiyordum. Bunun için de biraz daha bilinirliğimin olması gerekiyordu ve her dönem başka bir şey popüler oluyor. Şimdi TikToker'ların olduğu gibi mesela. O dönem yarışmacılar popülerdi. Dedim ki ben bunlardan biri olursam belki insanların dikkatini çekebilirim. Çünkü başka türlü kültür sanat programı kimse izlemiyor. Maalesef izlemiyor. Benim daha evvel sunduğum program kültür sanat programıydı. Vizyonda neler var? Kitaplara bakalım. İşte sinemada bu hafta bu var. Bunların izleyici kitlesi çok maalesef ve maalesef çok az. Ama bir magazin olduğu zaman herkesin ilgisini çekiyor. İşte dizi oyuncularıyla alakalı olduğu zaman ilgisini çekiyor. Çünkü artık toplum psikolojisi buraya doğru gidiyor. Hatta işte magazine malzeme verdiğin evet, zaman bunların içerisinde özne olduğu evet. zaman falan işler biraz daha evet. kolay oluyor. Evet. Ama
O yarışmada kaç erkek kaç? 7, 7 kız 7 erkek miydiniz? 8 miydi? 8 mi? 7 öyle tarz bir şey. Ama 2000 kaçtı ya? 4 sene, 4-5 sene oldu. Oldu tabii canım, bayağı oldu. Oldu ama yani nasıl kalan bir şeyse artık yani unutulmuyor. Erkeklerden kimse evet. Kalmadı zaten herhalde değil mi? Yani ben zaten kimseyle görüşmüyorum. Yani oradan kim var kim yok inan hiçbir fikrim yok. Ben kendi hayatımda, kendi standartlarımda, kendi kariyer hedefime doğru gidiyorum. Yani o onu yapmış, bunu beni hiç ilgilenmiyor. Çünkü sadece o sınırlar içinde arkadaşlık ettiğim mi diyelim, birlikte paylaşımda bulunduğum arkadaşlarım bu kadar. Peki ailen mesela belli bir sosyoekonomik kültür düzeyinde bir ailen var vesaire, okuduğun okullar vesaire falan filan. Bunu paylaştığın zaman annenin babanın tepkisi ne oldu? Ben kısmetse olura gidiyorum, bir damat adayıyla geleceğim karşınıza. Ya şöyle, tabii ki öyle demedim de şöyle dedim. Ya ilk çok arada kaldım çünkü o zaman işte işten çıkmışız. Bir miktarda kredi kartı borcum var. Kara kara düşünüyorum işte hani nasıl ödeyeceğim bunu falan diye. Hani iş gerekli, çalışmak gerekli. 26-27 yaşındasın değil mi? Tam bir oğlak burcuyum. Ben işkoleyim yani. Ben tabii iş yani çalışmadıktan sonra kendimi ifade edebileceğim bir alan olmadıkça hani herhangi biri gibi hissediyorum. Yeteneklerimi gösteremiyorum. Kendim olmaktan çıkıyorum. Sürüden ayrılıyorsun. Depresyona giriyorum. Evet. Sürüden ayrı olmak mı hoşuna gidiyor yani? Benim mi? Yani sürüden ayrı demeyelim de. Aykırı olmak ya da farklı olduğunu göstermek, ön planda olmak herhalde. Ben biraz seni tanıdıysam, senin böyle hücrelerinde, genlerinde var. Yanılıyor muyum? Var. Yani ön plana çıkmak... Yani bayrağı taşıyan olmak ya da... Evet, olabilir. Olabilir. Yani dikkat çekmek... Yani hiç kimse bana şunu demesin. Hani bizim bu sektörde olup da ben şöhreti sevmiyorum ya da ünlü olmak istemiyorum demesin. Çünkü o kutunun içinde olan herkes zaten... Başta o niyetle oradadır yani. Yok bu çünkü ayıp ya da kabahat olarak sorgulamadın. O televizyon denen kutu çok büyülü bir kutu. Ve hatta benim bu işe başlama sebebim bu. Çünkü babamın küçük bir anımı anlatayım o halde. Babamın hiç ilgisini çekemiyordum mesela. Çünkü babam sürekli işte kahvesi, gazetesi. Ve babama sürekli bir kız çocuk olarak hani ilgim vardı. Hani baba hani bak işte dersime çalıştır mısın bilmem ne. Anneme hiç gitmezdim. Hep hani ilk kız çocuk olarak babaya bir şeyin oluyor. Bir hayranlık mı diyeyim? Hep onun takdirini kazanma isteği falan. Babam sürekli açıyordu televizyonu. Televizyonda bütün dünyası İlgisiz oluyordu. İlgisiz miydi biraz yani? Evet. İlgisizdi. Babanın ilgisini çekmek için babanın sürekli baktığı o televizyona mı çıkmak istedin? Evet. Çünkü orada olursam önemli bir şey yaptığımı düşünür belki diye düşündüm. Öyle hissettim. O zaman beni daha önemli. O zaman onun şeyini kazanırım. Yani onun için önemli biri olduğumu hissettiririm diye düşündüm. Duyunca ne dedi? Yani tabii ilk hatta istemedi ailem zaten televizyon sektörüne girmemi ama onlar hukuk fakültesi istiyorlardı. İyi bir hakim de olurdum olsaydım gerçi de. Ama hiç pişman değilim ya. Ben mutluyum, işimi çok seviyorum. Ama babam sebep oldu diyebilirim. Şerden hayır çıkmış. Gözlerin doldu ama. Ya da evet aynen. O zamanki hislerim öyleydi. Yani onun hep dikkatini çekmeye çalışan küçük bir kız çocuğuydum o yüzden. Bir erkek için bir kadına karşı bu kadar mücadele verir misin? Yani hiç öyle bir durumum olmadı. Mücadeleye ihtiyacım yok o tip şeylerde. En son ne zaman aşıktın mesela? Çok oldu ya, yıllar oldu. Sandıklarım da oldu. Hani acaba öyle mi falan. Sonra bitince o hiç değilmişim ya. Aldatıldım dedim. Ya gerçekten bu muymuş ya? Ben bununla bir şey mi yaşamışım dediğim oldu yani. Senin gibi bir kadın, hani şimdi güzel bir kadınsın yani. Şuh teşekkür bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ya da ne bileyim, insanların en alışkın olduğu seksi bir kadınsın. Aslında aldatılmak... biraz maskülenim ama yani hani çok böyle dişiliğini ön plana çıkaran bir kadın değilim aslında. Ha, dişi yanının yanında bir de biraz da evet böyle bir maskülen evet. Tarafım evet. Var yani. Evet. Şu. Ama o erkekler için her zaman daha seksi gelir biliyorsun. Öyle mi? Öyle. Ben de hep ters teptiğini düşünüyorum yok, ya. Yok. Sanki böyle cilve çok aklı dağdışık, parmak ucunda yürüyen kadınlardan ziyade biraz daha bu tarz. Ben evet. Şey derim mesela Ebru Gündeşvari kadınlar. Ebru vari. Evet, mesela Ebru Gündeş de öyledir mesela. Gibi. O da dominant kadın biraz. Dominanttır evet. O da. Evet, çok gibi. Da severim. Ben de aynı şekilde hani daha hoş, daha evet. Seksi gelir benim için en azından. Aldatıldığını fark ettiğinde verdiğin en absürt tepki ne oldu? Ya bildiğin bastın mı?
Bir ilişkimi basmıştım ama onu hiç konuşmamıza gerek yok. Arkadaşınla mıydı? Evet, arkadaşımlaydı. Tanıdığın, bildiğin. Evet, benim yakın bir arkadaşımla. Senin evinde mi? Yok, benim evimde değil, onun evindeydi. Arkadaşın evinde. Ben de onu arkadaşıma sürpriz yapacaktım. Sevgiline sürpriz yapmak için evine gittin. Sevgilime değil, arkadaşıma. Ha, arkadaşına sürpriz yapmaya gittin. Kız arkadaşım. Onun doğum günüydü zaten. Ben de pasta aldım hani. O zaman hani ekonomik olarak ha. Hani öyle hani küçük bir jest olsun diye hani sürpriz yapıp kapısına hani pastayla gittiğinde. Ondan sen daha büyük sürpriz. Anlamadı. Ondan sonra bir açtı, kapıcı gelmiş, kapıcı falan dedi. Bir şeyler konuştu, kapıyı bir açtı. İçerideler ikisi. Biri salonda, koltukta. Biri o halde ve ben zaten böyle oldum. Ne olduğunu anlamadım. Yaşım da ufaktı. Bayağı bildiğin iş üstünde yakaladın yani. Evet, ama çok bilinçli olmadığım için, yaşım olarak ufak verdi? Olduğum için midem bulandı sadece ya. Tuvaletin içine bakmış gibi oldum. Çok hani olursun ya, hani o anda sadece o duyguyu yaşadım. Pekala, Türkiye'nin Kim Kardashian'ı diyorlar sana. Evet. Estetikle aran nasıl? Çok var mı estetik sende? Yok ama şimdi benim hatlarım çok belirgin olduğu için bende çok varmış gibi duruyor. Çünkü gözüm, dudağım, işte çok hatlarım çok keskin. Şimdi biz Kim Kardashian'ı mabadıyla tanıyoruz ya. Evet, bende o mabat yok. Sen de şimdi şöyle bir bakıyorum, o basen o kadar ben böyle bu kadar değil. Yok yok yok, ben o görüntüyü de hiç sevmiyorum inan. Hiç sevmiyorum yani. Açılışta da onu söyledim ya, yüz olarak şimdi hani. Şimdi neyinle ön plana çıkmak istersen onunla anılırsın. Ha. Şimdi o öyle bir, çünkü o... O götüyle mi ön plana çıkmak ama istedi? Ama kadın bir porn stardı. Yani kadın bir porn star olup sonra bir TV yıldızı oldu. Sonra şöhretli bir kadın oldu. Şu anda paraya para demeyen bir kozmetik devi markası var. Ki şu an sen de bir kozmetik yolundasın. Doğru mu? Evet, bir markanın kozmetik rol modelin Kim Kardashian mı? Değil, benzetiliyorum. Yüz de çok güzel çünkü çok tanıdık bir yüz. Hatları çok belirgin, dudaklar, gözler, ortalama insanların beğenebileceği şeyler bunlar. Herkesin olmak isteyebileceği bir yüz. Ama o fiziksel ölçüler hayır, değil. Zaten Türk düşmanı bir kadın yani, onu seviyorum demem bence haksızlık olur bir Türk kadını olarak. Aslına bakacak olursan tamam, şimdi Kim Kardashian daha baskın, evet, deniyor. Biraz da makyaj, tonlar vesaire falan filan da tabii hani. Tabii ama ben seni şu an çalıştığın kurumun patronu çesi dersim ayıp olmayacak herhalde değil mi? Ebru Yaşar'a da ben seni çok benzetiyorum. Sizin ikinizi de birbirinize benzetiyorlar değil mi? Bana söyleyen, yazan çok oldu. Ben de çok beğenirim Ebru Yaşar'ı. Çok güzel bir kadın. Biriniz Ebru sadece biraz daha beyaz tenli. Doğru evet, mu? Sen evet, biraz daha esmer ama hat olarak baktığın, evet, zaman aslına bakacak olursan. O da çok böyle hatları belirgin bir kadın. Aha. Fiziği, işte duruşu, konuşması çok asildir Ebru Yaşar. Hani kişisel olarak tanıştığım, hı-hı, için çok da severim. Hep bir farklı yani. O aurası çok farklı. Zaten hep şuna dikkat ettim sektörün içinde bir insan olarak. Kendimde de keza bana da insanlar çok söyledi. Başarılı insanlara bak, hep bir aura var, bir şey var onlarda. Diğerlerinden farklı bir şey. Star ışığı mı deniyor bir şey. Hı-hı. Yani bazıları ne yapsa olmuyor mesela. Hı-hı. Hani en iyi prodüktörle çalışıyor, en iyi bilmem ne, her şeyin en iyisi, paranın oluk oluk aktığı işler ama olmuyor hiçbir şey. Çünkü yok, o ışık yok. Ama o ışık kimde varsa o alıyor yürüyor. İki Ebru Yaşar da o ışığa sahip, evet, sayılı ender kadınlardan biri. Kesinlikle. Türkiye'de benzeten de çok oluyor. Pekala, şimdi kozmetikten bahsettik, iş dünyasındasın, yeni bir yapılanma içerisindesin. Evet, ithalat, ihracat yaptığımız bir ortağım var, onunla bir şirketimiz var, iki farklı sektör iş yapıyoruz. Ticarete geçtim geçen seneden itibaren, hı, çünkü sadece medyayla yürüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü medya gelgitleri olan ve ne zaman ne olacağını bilemediğimiz, hı, ve kestiremediğimiz bir sektör. Evet, güzel kazanıyoruz, evet her şey yolunda gidiyor fakat insan biraz da ticaretle pişiyormuş. Yol yordam öğreniyormuş. Ticaret zaten şu an yeni neslin de çok ilgi duyduğu ve ciddi satışlar elde edilen, ciddi gelirler elde edilen bir sektör. Dijital döneme girdik. Bu dönemle birlikte ticarette alışverişler yoğunlaştı. Şu an her şey, hayatımızdaki her şey o telefon denen kutuların içinde. Banka pıt ödendi. İşte fatura bitti. En sevdiğimiz müzik burada, klipler burada, görüntüler, yani her şey o kutunun içinde. Yani
Dolayısıyla alışveriş yaptığımız bir şeyde artık kimse mağazaya gitmiyor. Evet doğru. Sen 10 yıl sonra kendini almıyor. Nerede görüyorsun? Bilmem. Hiç o kadar uzun vadede hayal kurmadım biliyor musun Gökhan ya? Anı mı yaşıyorsun? 10 yıl sonra, 5 yıl sonra. Hayatımda hiç öyle hayaller kurmadım. Çünkü insan ömrünün anlık bir şey olduğunun o kadar bilincindeyim ki. Yaş almak ya da bu beğeninin, popülerliğin, ışıkların, alkışların, sahnenin vesaire beraber paylaştığımız ya da ayrı ayrı paylaştığımız şeylerin. Bende mesela korkuları var. Bir yerde evet, bitecek. Evet. Kaygılandırıyor mu seni? Ya da hüzünlendiriyor mu? Yani bir yerde bitecek bir gün, olan? Yani yaş alacağız, bilmem ne olacak vesaire. Alttan birileri gelecek vesaire ve biz emekli olacağız. Vesaire. Hayır, hiç korkutmuyor. Ve bunu ego ve kibir yapan insanlarla çok karşılaşıyorum sektörde. Hı hı. Gerçekten tiksiniyorum. Hani 10 yıl, 15 yıl önce bir şeymiş, evet tamam okey kabul. Ama şu an başka bir çağ var ve başka insanlar iş yapıyor. Çok fazla ayağımı kaydırmaya çalışan insan oldu. İşte 10 yıl sonra da... O yaş grubundaki insanlardan... 10 yıl sonra da bir başkası kalkıp da o alfa kuşağı bilmem ne gelip de bize yapar mı bunu? Bilemiyorum. Olur muyuz biz de o senin şu an eleştirdiğin şimdi insanlar gibi? Şimdi bir şey bize yapar mı demeyelim ama yeni birilerinin geldiğini kabul etmemiz gerekiyor. Mesela ben bir televizyoncu olarak şundan çok sıkıldım. Aynı insanlar 15 senedir program sunuyor. Peki bu kadar insan neden bunun işin okulunu okuyor? Neden eğitimini alıyor? Neden yetiştiriliyor? Eğer aynı insanlar hala orada olacaksa diğer insanlar neden iş bulamıyorlar? Ama işte şimdi kronometre senin için de geri saymaya başladı. 15, 14, 13, 12 senin için de bir yerde. Hadi dedikleri zaman ağrına gitmeyecekmiş. Başkası için konuşmak kolay. Yani ben o öyle düşünmüyorum. Demek ki artık her şeyin bir zamanı var. Benim zamanımda şeyini doldurmuş diyeceğim ve bitireceğim. Ben daha yapmak istediğim zaten tek bir şey daha var. Ne var? Bir format daha var. Televizyon programı. Evet, yine televizyon programı. Ondan sonra devam eder miyim? Akışına bırakacağım. Belki etmeyebilirim de. Evlenirsem bırakır mıyım diyorsun yani? Belki, belki sadece ticaret olarak devam edebilirim. Akışına bıraktım ya. Çünkü bu iş çok kasıldığında yaratıcılığını düşüren bir iş. Acaba ne olacak, ne yapacağım denildiğinde yaratıcılığın gidiyor, hiçbir şey üretemiyorsun. Üretmediğimiz zaman da yokuz biliyorsun. Ki biz sanatçılarla aynı sahnede çıkıp aynı alkışları alabiliyoruz. Bu çok müthiş bir şey. Bizim öyle müthiş yeteneklerimiz yok ama aynı sahnedeyiz ve aynı alkışı alabiliyoruz. Aslında süper bir şey yapabiliyoruz biz. Takdim ediyoruz belki ama o alkışı biz de alıyoruz. O alkış heyecanını, o şöhreti, onu biz de yaşıyoruz. Bu müthiş bir şey. Ben işte onu seviyorum belki. Orada kendimi iyi hissediyorum çünkü. Alkışlandığında nasıl hissediyorsun kendini? Değil mi? Bir gün bitmesinden korkuyor diye sordum ya zaten. Evet. İşte vakti zamanında Beyazıt Öztürk söylerdi bunu. Bir gün bitecek biliyorum ve kaygılanıyorum diye. Şimdi o çark, o döngü... Ama hala yapabiliyor. Tabii. Ama geçmişe daha... dönük baktığın zaman bir 10 yıl önceyle mukayese ettiğin ama zaman... Ama en güzel zamanlarında yaptı zaten. Değil keşke mi? Biz de o zamanlarında olabilseydik. Televizyon çok isterdim. O zamanları güzeldi değil mi? O kadar isterdim ki o zamanlarda şu bir tanınırlığımın o zamanlarda olmasını... Çok daha farklı olurdu her şey. Şimdi çok mu uğraştılar seninle? Çok uğraşan oldu. Çok. Kadın çok fazla. Sunucu kadın muydu? Erkekti. Aynen. Sunucu. Şimdi sunucu, Türkiye'de kadın sunucu az. Neden? Mankeni sunucu yapıyorlar. İşte bilmem kim geliyor, bilmem ne yarışmacısı, işte sunucu oluyor. Şimdi sunuculuk sanki herkesin olabileceği bir işmiş gibi bir duruma dönüştü. Ama bu bir meslek. Yani bu işi yapan herkes bunun eğitimini aldı. Doğru mu ki sen eğitmensin? Doğru, doğru. Ben eğitimini almış bir insanım. İstesem ben de eğitmenlik verebiliyorum. Ama hani şimdi o geldi oldu, bu geldi oldu. Sanki hani hiçbir şey olamayan en fazla en kötü sunucu yaparız deniliyor. Böyle bir şey yok. Ayağa düştü iş yani. Ama bu değil. Erkek Türkçe tarafına baktığın zaman erkeklerde iki elin parmağını, bir elin parmağını geçmeyecek çok kadar az. Sunucu var. Ama çok kadınlara az. Baktığın zaman şimdi mankenden sunucu, oyuncudan sunucu, evet. Şarkıcı da sunucu. Ya ben gerçekten sunucu iş almakta zorlanıyorum Gökhan. Türkçe konuşamayan kadını çıkartıyorlar sahneye. Ne dediğini anlamıyorum ben. Neden oradaki o kadın? Mesela saçma değil mi? Bizim dilimizi konuşamıyor ama dilimizle yapılan bir işte kadın sahnede.
neden daha çıplak giyiniyor ve belki biraz daha popülerliği biraz daha var ve belki haber olacak diye. Sunucu değil. Değil. Ama sen işte sen tercih edilmiyorsun, o ediliyor mesela. Yani kim var böyle? Ama bu şekilde olmayan insanlar da var. Yani daha ahlaklı işi yapan, evet bu kız iyi bir sunucu deyip iş imkanı veren insanlar, şeyler de var. Üç isim geldi aklıma. Ivana var, Vilma var. Bir de Şebnem var, doğru mu? Schaefer. Üç isim yani, var. Hani o, ben genel bir şey verdim. Öyle kişi olarak örnek vermedim ya. Hani konuşmayı bilmiyor derken sadece yabancı uyruklu olduğu için değil. Gene de Türk olup da iki lafı bir araya getirebilen insanlardan bahsediyorum. Pekala. Ben yine dedikodu olarak çekeyim dedim bir tarafa. Magazinciden magazin çıkartayım diye. Hani evet. Biraz öyle ama biraz magazinci istediği ölçüde verir yani magazini. Pekala. Ama ben magazin spikeriyim. O magazinci şeyini sevmiyorum. Çünkü bir de haksızlık etmek istemiyorum. Bu işe yıllarını vermiş insanlar var. Bu işle yoğrulmuş. Onlar magazinci, evet. Adam yapıyor 15 senedir, 20 senedir işte ünlülerle tanışıyor. Eskilerini biliyor falan. Ben magazin spikerliği yapıyorum. Yine haber gibi sunuculuk yapıyorum. Yorum fakat katmıyorsun içeriğimiz, çok fazla. İçeriğimiz o. Yani bugün bunu sunarım, yarın başka bir formatı sunabilirim. Çünkü magazin yorumcusu ya da bir şey değilim. Yani oturup hani eleştiri yapmadım hiçbir ünlü hakkında, bilmem ne hakkında. Yani yapabileceğimi emin değilim, bilmiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum İdam. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Senin olmak çok keyifli. Bayağı biraz sıkıştırdığın yerler oldu. Hatta ben öncesinde dedim ki birkaç soruyu görsem fena olmaz ama terleteceğim demiştim ama değil mi? Ama sana? Gerçekten terledim. Çünkü ben hiç böyle hani şeyim, tuhaf bir mahcubiyetim var. Bir anda sen sorunca böyle boş bulundum yani. Teşekkür ediyorum. İnşallah, çok keyifliydi. İzleyenler de çok keyif alır diyorum. Pekala. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet kıymetli takipçilerimiz, haber bahane dedik. Didem Delen'le bir serüvene çıktık. İnşallah keyif almışsınızdır. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.